Merhaba arkadaşlar, Matematiğin Aslı kanalına hoş geldiniz. İlk dersimizde asal çarpanları ayırma ve onlarla ilgili sorular çözmüştük. Çok güzel sorular çözdük ona göre. O dersi dinlemeyen varsa mutlaka dinlesin. Şimdi de Ebo Bekok'la ilgili öğreteceğiz, sorular çözeceğiz. İlk derste daha sonra bir de yeni nesil sorularla devam edeceğiz. Ebo Bekok, öğrenmeyen kalmasın, devam. İki veya daha fazla doğal sayıdan her birini bölebilen en büyük doğal sayıya bu sayıların ortak bölenlerinin en büyük adedi ya da ebobu denir. İki veya daha fazla sayıdan her birine bölünebilen en küçük doğal sayıya da ortak katların en küçüğü denir ekok. Ebob'da sayılar bölünecek, ekokta sayılar verilen ifadeyi bölecek arkadaşlar. Mesela kaçla kaçı alalım? 12 ile 20'yi alalım. Basit bir şekilde giriş yapalım, aşağıda zaten bulacağız. Ebobu, ebob ortak bölen. İkisinin ortak bölenlerine bakıyorum. 1, 2, böyle bulmayacağız tabii ki. 3, 4, 6, 12. 20'nin bölenlerine bakıyorum. 1, 2, 4'e bölünür, 5'e bölünür, 10'a bölünür, 20'ye bölünür. İkisinin en büyük ortak böleni kaçtır? 4'tür. Ekok deyince de katlarına bakacağız. 12'nin katlarına bakıyorum. 12, 24, 36, 48, 60 diye giderken 20'nin katları 20, 40, 60. En küçük kaçta buluştular? 60'da. Ekokları 60'tır diyoruz. Peki nasıl buluyoruz biz bu ebob ekoku? Bir algoritmamız var. Aynı asal çarpanlarına ayırma gibi bir oradan bulabiliriz. Ya da en güzeli budur. Zaman kaybetmezsiniz. Asal çarpanlarına ayrılır. Sayılarımız asal çarpanlarına ayrılır. Tabanları aynı olan çarpanlardan üstleri küçük olanların çarpımı ebob verir. Ne demek istiyor hoca? Anlatacak. Tabanı aynı olan çarpanlardan üstleri büyük olanlar ile tabanı aynı olmayan çarpanların hepsinin çarpımı da ekoku verir. Ne demek istiyoruz? Bakalım. Mesela burada bir örneğimiz var. Ondan önce sayısal bir if örnek verelim. Ne olsun? 240 ile 300 olsun. Şimdi bunların ebobunu ve ekokunu bulacağız. 240 ile 300'ü asal çarpanlarına ayırıyoruz. 240. Asal çarpanlarına ayırırsak derste göstermiştik. Muhakkak dinleyin. 24 çarpı 10, değil mi? 24 çarpı 10 yani 8 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 5. 8 kere 2 16 var. 2 üzeri 4 çarpı 3 çarpı 5. 300 3 çarpı 100. 100 25 çarpı 4'tü. 3 çarpı 2'nin karesi çarpı 5'in karesi. Şimdi bakın bunun ebobunu bulacağım arkadaşlar. Ebobda ortak olanların üssü küçük olanları alıyorsunuz. Üssü küçük. Kimler ortak? İkiler ortak. İkiler ortak. Birinde 2 üzeri 4 var. Birinde 2 üzeri 2 var. Küçük olanı alacağım. 2 üzeri 2. Birinde 3, 3. İkisi de eşit. Bir tanesini alıyorum. Birinde 5 var. Birinde 5'in karesi var. 5 üzeri 1 alıyorum. Ebob bu. Ekok'a gelince. Ekok'ta da burada ortak olmayan çıkmadı ama ekoka gelince de ortakların büyüklerini alıyoruz. Üstü büyük olanları çarpı ortak olmayan alıyoruz. Ortak olmayan. Ortaklar ikiler ortaktı. 2 üzeri 4'ü alıyorum. 3'ler zaten ortak bir tane. 5'ler ortaktı. 5 üzeri 2'dir diyorum. Ekoku da bu şekilde alıyorum. Mesela burada harfli ifadelerle aynı şey var. A, B, C birbirinden farklı asal sayılar olmak üzere ekoku ile ebobu. Ne dedik ekok için? Ortak olanların büyük çarpı ortak olmayanlar. Ebob da sadece ortak olanların en küçükleri alınır dedik. Şimdi bakalım ekokumuzu alalım hadi. Ortak olanlardan büyük. A'lar ortak. A üzeri 4'ü alıyorum büyük olduğu için. B'ler ortak, B üzeri 5'i alıyorum. Bir de ortak olmayan ne varsa alıyorduk, C'yi alıyorum. Ebob'da sadece ortak olanların küçüklerini alıyorum. A'lar ortak,
A küpü alıyorum. B'ler ortak, B küpü alıyorum. Bana bunun oranını soruyor. A üzeri 4, B üzeri 5 çarpı C'yi A küp, B küpe bölecekmişiz. Bölersek A kaldı yukarıda, B kare kaldı, bir de C kaldı. Şimdi arkadaşlar, şöyle bir şey var. Ne demek istediğiniz sorularla daha iyi anlıyorsunuz. Anlatıyoruz da özellik adet yerini bulsun veriyoruz. X ve Y'nin EBOB'u B olsun. Şimdi bu sayılar EBOB B ya, B'ye bölünüyorlar. Yani B'nin katları. Biri B'nin N katı, biri de B'nin N katı. Mesela biz EBOB 3 deyince ikisi de 3'ün 3'e ne yapıyor? Tam bölünüyor. 3'e tam bölündüğüne göre demek ki birisi 3'ün x katı, biri de 3'ün y katı ya da kaç taneyse. Ama burada dikkat etmemiz gereken şu m ile n'nin, yani burada da şuradaki x ile y'nin aralarında asal olması. Mesela x'e 2 verdin. Neden aralarında asal? Y'ye 4 versen. 6'ya ne geliyor? 12. EBOB 3 olur mu? EBOB ne yaptı? Değişti. EBOB'u değiştirmemem için x ve y'ye aralarında asal kimle kim gibi 2 ile 5 verebilirsiniz. Ya da 7 ile 6 verebilirsiniz. 21'e kaç gelir? 18 gelir. EBOB'unuz yine 3'tür. Aralarında asal olmak zorunda. ECOB'da da k ise bu sefer k x ve y'nin katı olarak yazılıyor. Bunların hepsini sorularda zaten tek tek açıklayacağız, daha güzel anlaşılır. Mesela burada diyor ki A bölü B 5 bölü 7 olduğuna göre ve ECOB'ları diyor 105 olduğuna göre B eksi A farkı kaçtır? Şimdi bakın A ile B'yi sadeleştirmişiz. 5 bölü 7 bulmuşuz. Bilmiyoruz ya. Burada kesirleri düşünelim. Bu 5'in katı demektir. Bu da 7'nin katı demektir. A 5'in katı, B de 7'nin katı. Şimdi ECOB'da ne yapıyorduk az önce alırken? Ortak olanı alıyordu K. Bir de ortak olmayan ne varsa alıyordu. 5, 7. Demek ki 35K. Bu kadar basit. 35K eşittir 105. K eşittir buradan 105'i 35'e böldüğümüz zaman 3. Demek ki A 3 katıymış 15. B de 3 katıymış 21. Farklarını soruyormuş. 21 eksi 15'ten ne geldi? 6 geldi. Evet, yine bir özellik devam ediyor. 2 veya daha fazla sayının EBOB'u en çok bu sayıların en küçüğüne, ECOB'u da bu sayıların en büyüğüne eşit olabilir. Bu da birbirinin katı olduğu durumlarda geçerli arkadaşlar. Mesela 12 ile 36'nın EBOB'una bakalım. EBOB'u nedir? 12'dir. Çünkü 12, 36 da 12'ye bölünüyor, 12 de 12'ye bölünüyor, 12'dir. Bunların ECOB'u nedir? 12 ile 36'nın 36'dır. Diğer durumlarda biri diğerinin katı değilse, diğer durumlarda arada olmak zorunda. Yani daha fazla olamaz EBOB'umuz. ECOB da büyük olmak zorunda hepsinin katından. Aralarında asal sayıların, bunu vermiştik zaten, EBOB'u 1'dir. EBOB'u 1 olan sayılar da aralarında asaldır demiştik. Şu özelliğimiz var. İki sayının, dikkat ama sadece iki sayı için diyoruz. İki sayının EBOB'larıyla ECOB'ları çarpımı çarpımlarını verir. Çok soruda kurtarıcı olarak yetişir bu. A ile B aralarında asalsa zaten tanım bu. EBOB'ları 1. ECOB'ları da o zaman burada yerine EBOB'u 1 yazarsak ECOB'ları da bu sayıların nesine eşit olur? Çarpımına. Mesela 3 ile 4 aralarında asal ECOB'u nedir? 12. Diyelim ki 7 ile 12. Aralarında asal bunların ECOB'ları nedir? 84'tür diyoruz. Kalıp olmazsa olmaz soru. Yani bu da zorluktan dolayı değil de kalıp olduğu için, kuralı öğretici olduğu için bütün kaynaklarda vardır. Diyor ki A ve B aralarında asal pozitif doğal sayılardır. ECOB'ları A, B. A, B'nin ECOB'u 60. A artı 5 bölü B 13 olduğuna göre diyor. Şimdi ECOB'ları 60 olduğuna göre A çarpı B aralarında asal çünkü 60'tır.
Kesirli bir ifade gördüğüm zaman benim aklıma hemen ne yapmak gelir? Fayda eşit demek gelir. Dolayısıyla fayda eşitlersem AB artı 5 bölü B eşittir 13. A çarpı B'yi 60 vermiş vatandaşımız. 65 bölü B eşittir 13. Buradan B'ye 65 13'e bölersek 5. B 5 ise yerine yazdığımızda çarpımları 60'tı 12. Toplamlarını soruyor bize 17. Yine az öncekinin benzeri bir soru. 2x eksi 1 ile y'nin ebobu 7'ymiş arkadaşlar. Bu sefer bakın 7'yi vermiş bana. Az önce yoktu. K dedik biz. Dikkat edin 2x eksi 1 ile y'yi hani dedik ya k ile genişletirsem bu 3k'dır. Bu da 2k'dır dedik ya. K zaten bu ikisinin ortak böleni değil mi? Başka yok. 3'te 2'den gelmez. O zaman bunların ebobu k zaten. Ebobu kaç? 7. Yani k dediğim 7. O zaman 2x eksi 1, 3 kere 7, 21. Buradan da y eşittir. 2 kere 7'den 14. Ve 2x 21 ise 22, x eşittir 11, y de 14 oldu. Bunların bize ek okunu soruyor. Aralarında şimdi 11 ile 14'ün x ile y'nin ek okunu soruyor. Dikkat edin. 11 ile 14'ün ek oku bu ikisi aralarında asal olduğu için direkt 11 çarpı 14'ten ne geliyor? 4, 5, 1 şeklinde geliyor. 154. Ardışık doğal sayılarmış. Hemen burada şunu hatırlayalım arkadaşlar. Ardışık doğal sayıların ebobu 1'dir. Aralarında asaldır. Neden? 3, 4. Düşünün 12, 13. 1905, 1907. Bunlar aralarında asaldır. 20, 21. Ortak böden gelmez. Ardışık doğal sayılar aralarında asaldır. Ebobları 1'dir. Ekokları da o zaman nesidir? Çarpımlarıdır. Bunu unutmayalım. Dolayısıyla ebobları 1. Ekokları da A çarpı B 111. Buradan A çarpı B ne geldi? 110 geldi. Şimdi ardışık olduğuna göre bunlar iki ardışık sayının çarpımı 10 çarpı 11 yazılır. Toplarsak da ne gelir? 21. Hemen şurada ardışık doğal sayıları verdik. Ebobları 1, ekokları x, y diye. Ardışık çift doğal sayıları da hatırlayalım arkadaşlar. Şuraya. Ardışık çift doğal sayılar. Ardışık çift doğal sayılar verildiğinde nedir mesela ardışık çift doğal sayılar? 2'ye 4 atıyorum 12'ye 14 gibi. Bakın biri 2'nin 6 katı, biri 2'nin 7 katı ardışık ya. O zaman bunların ebobu hep 2 gelir. Mesela bir sonrakini düşün. 2, 16, 2 çarpı 8. Bu ikisini düşünün. 7 ile 8 aralarında asal olduğu için yine ebobları ne gelir? 2 gelir. Ardışık 2 doğal sayının ebobu her zaman için arkadaşlar 2'dir. Ekokları da çarpımlarının yarısıdır. Ekokları da çarpımlarının yarısıdır. Böyle yazayım göstereyim. Diyelim ki biri 2x. Diğeri de 2x artı 2. Şunu iki parantezine alalım. X artı 1. Bir sayım 2x. Şimdi ek okunu alırken bir 2'yi alıyorum. Doğru mu? Ortak olduğu için. X ile x artı 1 ardışık olduğundan dolayı aralarında asal ortak yok orada. X çarpı x artı 1'i de alıyorum. Ek oku buluyorum. İşte o yüzden şimdi kendilerini çarpsaydım 2 kere 2 4 çarpı x artı 1 gelecekti. A diyelim. B diyelim. Ek okunu aldım. A çarpı B'nin nesi gelmiş oldu? Yarısı gelmiş oldu. Bunu da not olarak vermiş olalım. Evet. X ve 21 aralarında asal sayılardır diyor. Ebobu 3x ile 21'in ebobuyla 2x ile 21'in ökleri toplamı 423 olduğuna göre x kaçtır diye soruyor. Bakalım şimdi. 3 çarpı x bu. Bu da 3 çarpı 7. X ile 21 aralarında asal diyor. Yani x ile 7'den
Şuradan başka dönen yok. O zaman buradan EBOB sadece ve sadece kim? 3. X ile 21'den ortak bölen yok. 3'ler sadece. EBOB'u 3. Aynı mantıkla diğerine bakıyorum. 2x ile 21, 3 çarpı 7. Bakıyorum hiç ortak yok. O zaman bunların ekoku da aralarında asal x ile 21. 2'de de ortak çarpan yok. Demek ki buradan ekokumuz da 42x geliyor. Bunların toplamı 3 artı 42x 423. 42x 420 x eşittir 10 buluyoruz. Ortak katlarının en küçüğü 70 olan farklı iki doğal sayının toplamının alabileceği en küçük değer A. Şimdi ortak katlarının en küçüğü 70. Yani ekokları 70. Bu sayılar iki tane sayım olsun x ve y. 70 x'in katı. X'in bir katı 70. Y'nin de bir başka katı farklı diyor çünkü. O da 70. Çünkü katları 70. Bakıyorum o zaman x 70'in nesidir? Tam bölünü. Y de tam bölünüdür. En küçük değer ile en büyük. En büyük değer bulmak için arkadaşlar x ile y'nin en büyük değerini bulmak için şöyle yapıyoruz. 70'in bölenlerini düşünüyoruz. İkisinde de aslında aynısını düşüneceğiz. Bir 70 70'e bölünür. Bir sonraki böleni nedir? 35'tir. Bakın 35 ile 70'in ekokunu alın 70'tir değil mi? Daha büyük gelmez. Birisi çünkü bir katı, diğeri iki katı. Bundan sonra küçülecek diğer katlar. O yüzden buradan en büyük değeri 70 artı 35'ten 105. Benzer soru sınavda çıktı. En küçük değeri içinde sayılar birbirlerine yaklaştırılır arkadaşlar. Sayılar yaklaştırılır ve aralarında asal olanlar alınır. Ne demek istiyoruz? 70, hani 1 çarpı 70. 2 çarpı kaç? 35. 3'e bölünmez, 4'e bölünmez. 7'ye bölünüyor zaten bundan sonra. 7 çarpı 10. Bakın aralarında asal en yakın halini buldum. Ve aralarında asal 7 ile 10'u alıyorum. Toplamları buradan en küçük nedir diyorum? 17'dir diyorum. Bana 105 ile 17'nin toplamını soruyor. 105 artı 17'den 122 olarak işaretliyoruz. Evet gençler, tamam, toplamlarımız 35 olan iki sayının EBOB'u bu sefer de tersten gitmiş. EBOB'u 9. Şimdi EBOB'ları 9 bu sayıları. EBOB'ları 9. Yani 9'a bölünüyorlar. Demek ki benim mesela X sayım 9'un A katı. Mesela Y sayım 9'un B katı. Ama şu A ile B az önce dedik aralarında ne olmak zorunda? Asal. Aman dikkat. Toplamları da 135 diyor bana. Evet, 9A artı 9B eşittir 135. 9 parantezine aldım, böldüm. A artı B 135'i 9'a bölüm. Kaç defa vardır? 10, 9 mu? Pardon, 15 mi? Evet, A artı B 15. Ben buna ne verebilirim? 1'e 14 verebilirim. Doğru mudur? 2'ye 13 verebilirim. Göstereceğiz. 3'e kaç verebilirim? 12. Bu şekilde gideceğim. Kaça kaça kadar gidebilirim ben burada? En son birbirine yakın olacak. 7'ye 8'e kadar gidebilirim. Bundan sonra geri döner. Şimdi arkadaşlar mesela şuradaki 3 12'yi alamam. Neden? A ile B aralarında ne olmak zorundaydı? Asal olmak zorundaydı. Mesela bir önceki 6'ya 9'dur. Alamam. Neden? Aralarında asal olmak zorunda. Yoksa EBOB değişir. En az kaçtır diye soruyor. Şimdi bakalım. 1 verirsem biri 9 oluyor. 14 verirsem biri 9 çarpı 14 oluyor. Çarptığımız zaman ne geliyor burada? 9 çarpı 9 çarpı 14. 81 çarpı 14. Bu şekilde gidecek. Zaten ya buradan gelir ya buradan gelir görmeniz için. Biri 9'un 7 katı, biri 9'un 8 katı. Çarptığımız zaman 9 çarpı 9 çarpı 56 gittikçe büyüyormuş değil mi? Bakın gittikçe büyüyormuş. O zaman buradan ne geldi? En küçük değerimiz şuradan gelmiş oldu. 81 çarpı
14. Çarpı verelim 81 ile 14'ü. 4, 32, 1, 8, 4, 3, 11, 1134. Evet. Güzel bir soru yine. Hatta burada farklı bir şey de ben ekleyeyim sorarken. 115, 149, 183 sayılarını böldüğünde 7, 5 ve 3 kalanını veriyormuş. Şimdi bir tanesini yazacağım, diğerini yazmayacağım. Bir sayıya bölüyorum. A, bunu arıyorum. Kaç kalıyormuş? 7. Demek ki 115'ten 7'yi çıkartırsam, çıkartın 115'ten 7'yi, ne kalıyor? 108. A'ya ne yapıyor? Tam bölünüyor mu? Aynı şeyleri düşünüyorum o zaman. Buradan 149'dan 5'i çıkartırsam, 149'u 7'ye bölünce, böldüğüm zaman kalan 5 olacakmış. 149'dan 5'i çıkartıyorum. 144 de A'ya tam bölünüyor. 183'ten 3'ü çıkarırım. 180 de A'ya ne yapıyor? Tam bölünüyor. Demek ki A bunların tam böleni. O zaman A bunların nesi? EBOB'u. Bunları bölüyor. 108, 9 çarpı 12. 27 çarpı 4. 3 üzeri 3 çarpı 2 üzeri 4. 144, 12'nin karesi. 12 çarpı 12, yani 4 çarpı 3. 4 çarpı 3 derseniz 2 üzeri 4, 3'ün karesi. Efendim 180'i de düşünelim. 9 çarpı 20, 3'ün karesi, 2'nin karesi çarpı 5. EBOB için sadece ortak olanları alıyordum. Bakıyorum 3'ler ortak, 3 üzeri 2'yi alıyorum. Sonra efendim 2'ler ortak, 2 üzeri 2'yi alıyorum. 5'ler ortak değil. Demek ki EBOB'um ne oluyor arkadaşlar? 9 kere 4'ten 36. Buraya kadar tamam, bu soru bitti. Deseydi ki bize, bu sayı kaç farklı değer alabilir? Bu kalanı veren A sayısı, biz en büyük değerini bulduk. A sayısı kaç farklı değer alabilir? Bir de ona bakalım. Güzel bir soru çünkü bu da. A sayısı kaç farklı değer alır? Şimdi en büyük 36 buldum ya. Demek ki bunlar 36'ya bölünüyor. En büyük 36 buldum. 36'ya bölündüğüne göre bir sayı 18'e de bölünür mü? Bölünür. 36'nın böleni bir sonraki böleni 9'a da bölünür mü? Bölünür. Bir sonraki böleni ne? 6'ya bölünür mü? Hatta 12 de var şurada, onu da yazalım. 12'ye bölünür, 9'a bölünür. Yani 36'nın tüm bölenlerine bölünür. 9'a bölünür, sonra efendim kaça bölünür? 6'ya bölünür, 4'e bölünür, 3'e bölünür, 2'ye bölünür, 1'e bölünür. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, kendisiyle 9 tane. Ama A arkadaşlar, bölen kalan ilişkisini hatırlayın. Bu A kalandan ne olmak zorunda? Büyük olmak zorunda. Yani A 3'ten büyük olacak, 5'ten büyük olacak, 7'den büyük olacak. Demek ki 3, 5, 7'den büyük olduğuna göre A ne olamaz? 1 olamaz. 2 olamaz, 3 olamaz, 4 olamaz, 6 olamaz. A sadece şunlar olabilir arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 tane değer alabilir. 36'nın bütün bölenlerine bölünür bu sayılar ama kalanlarından büyük olmak zorunda olduğu için bölen sadece 4 tanesi sağlar ve şıkkını. Ve devam ediyoruz. X, Y, K, eleman Z artı olmak üzere. Bunlar hepsi arkadaşlar klasik soru kalıpları. Şimdi mesela yeni nesil soru çözeceğiz bir sonraki dersimizde. Orada da bunları değiştirip soruyorlar. Aslında hepsi aynı mantıkta. Bunların hepsi karşınıza farklı farklı gelir. Bir sayım varmış. 8Y eksi 6, 7X artı 15, 12K artı 18 eşit diyor. K'nın alabileceği en küçük tam sayı değeri nedir? Ben şundan bir A diyeyim. Tekrar yazayım. 8y eksi 6, 7x artı 15, 12k artı 18. Şimdi bakın burada bir kural vardır. Ardışık bir
ifade gelir. 8 7'den 6 eksik. 8'in katından 6 eksik. Bu 7'nin katından 15 fazla. 8, 7, 12'nin katlarını oluşturmaya çalışacağım. Ben burada öyle bir hareket yapacağım ki, öyle bir ekleme çıkarma yapacağım ki 8'in, 7'nin ve 12'nin katlarını elde etmeye çalışacağım. Bakın şu eksi 6'yı artı 6 eklersem 8'in katı oluyor. Düşünüyorum. 6 eklersem 21 oluyor. Evet, 7'nin katı geldi. 6 eklersem 24 oluyor. Evet, 12'nin katı geldi. Şuradaki eksi 6'dan kurtuldum. Yani hepsine 6 ekliyorum. Bizde eşitlikte hepsine yapılır. A artı 6. Buradan 8y'ye geldi. Buradan 7x artı 21. Buradan da 12k artı 24. Burası 8'in katı. Burası 7'nin katı. Burada 12'nin katı. Hepsinin katı olduğuna göre, en küçük dediğine göre 8, 7, 12'nin nesinde buluşacaklar? Katında buluşacaklar. Hemen ek okunu alacağız o zaman. Bunların katında buluşacaklar. Bakın buradan 8 gelir. Şu 4 çarpı ne? 3. 8 geldi. 7 geldi. 3 geldi. 21 çarpı 8'den 168 geldi. Bizim A artı 6 sayımız 168. Ha, size K'yı soruyormuş. Yani şu 12K artı 24 sayımız 168. Buradan 24'ü karşıya atıyoruz. 168'den 24 çıktı, 144. 12'ye bölüyoruz. K eşittir 12. Ya bundan sonra 168'in katı gelecektir. Biz en küçüğünü sorduğu için 168'in bir katını alıp buluyoruz. Aynı soru farklı farklı versiyonlarda cümlelerle gelir. Uzunlukları 75 santim, 105 santim, 120 santim olan kalaslar eşit boyda hiç artmayacak şekilde kesilecektir. Şimdi EBA ve KOK problemlerinde arkadaşlar, eğer bir bütünü parçalıyorsanız, EBA kullanırsınız. Adı üstünde bölüyorsunuz, küçük parçalara bölüyorsunuz, ortak bölen kullanacaksınız. Benim 75 santim, efendim bir de 105 santim, bir de 120 santim kalaslarım varmış. Ve bunları eş parçalara bölecekmişim. 75'i bölüyorum, 120'yi bölüyorum, 105'i bölüyorum. Böldüğüme göre ben burada o zaman kalp ne kullanacağım? EBA kullanacağım. 75, 120 ve 105'in EBA'ını alırsak bu 15 çarpı 5, 15 çarpı 7, 15 çarpı 8. Bakın 15 çarpı 5, kafadan yapmayı öğreniyoruz. 15 çarpı 8. O zaman zaten bunların EBA'ı ne? 15. Bu işte bir parçanın uzunluğu. Deseydi ki bir parça kaç santim olmalı? Santim olmalı. 15 santim olmalı. Bir parçanın uzunluğu bu. Ama bize ne diyor arkadaşlar? Her kesim için 5 lira ödendiğine göre. Şimdi bakın 75'i 15'e böldüm. 5 parça mı var? Sonra soru yanlış diye gelen çok oldu. 5 parça var. Şimdi bakın bunu da göstereyim. 5 parça için 1, 2, 3, 4. Bakın hepsi 15, 15 ama ben kaç kere kestim? 1, 2, 3, 4. Kaç kez kestik? 4 kez kesmiş olduk. Yani 4 çarpı 5'ten buna kaç lira ödedik? 20 lira. Demek ki parça sayısının bir eksiği kadar kesiyorum. Bir çikolatayı iki kişiye vereceksek bir kere kırarım. Üç kişiye vereceksek iki kere kırarım. Aynı onun gibi düşünüyorum. 5 parçaya böleceğim, 4 kez kesiyorum. Ve artık bundan sonrası 105'i 15'e böldüğümüz zaman 7 parça var. Ama biz 6 kere kesiyoruz. 6 kere 5'ten 30. 120'yi 15'e böldüğümüz zaman 8 parça var. Biz 7 kere kesiyoruz. 7 kere 5'ten 35. 20 lira burada. 30, 50, 3, 35 daha. 85 lira ödemiş oluyoruz. Dikkat.
Evet, burada da başka bir şeye dikkat edeceğiz. Uzunlukları 120 ve 156 santim olan iki tane kaldırım birbirine paralel. Biri 120'ymiş, biri 156'ymış. Kaldırımın başına ve sonuna da yerleştirilmek şartıyla sokak lambaları yerleştirilecektir. En az kaç sokak lambası yerleştirilebilir? Eşit aralıklarla diyor tabii bu arada. Eşit aralıklarla böyle yapacağız. İkisine de eşit aralıklarla lamba yerleştireceğiz. E bakıyorum şimdi. Bölüyorum yine değil mi? Yine bir bütünü ne yapıyorum? Parçalıyorum. Bölüp lamba yerleştireceğim. Yine ne kullanıyorum? EBOB kullanıyorum. 120 ile 156'nın EBOB'una bakalım. 120, 156. Nedir 120 ile 156'nın EBOB'u? 156 kaçtır arkadaşlar? 4 çarpı 4'e bölünüyor. 30. 4, 15'te 4, 3 defa var. 12, 36'da 39. 39'da 3 çarpı 13. 4 çarpı 3 çarpı 13 olarak gördük. E 120 de 8 çarpı 15'tir. 8 çarpı 3 çarpı 5. O zaman EBOB 8 ile 4'ten 2'nin kuvveti ya. 4'ü alıyorum. Bir de 3'ü alıyorum. EBOB'um ne geldi arkadaşlar? 12. Yani ben burada ne yapacakmışım? 12 santim, santim demiş de sokak metre olur. 12 santim, 12 santim neyse çok önemli değil. Lamba yerleştireceğim. 12, 12, 12, 12. Burada dikkat edelim arkadaşlar. Az önceki kesmenin tam tersi olacak. 120'yi 12'ye bölersem 10 tane aralık bulacak mıyım böyle? Bakın 1, 2, 3, 4, 5, şöyle yapayım. 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane aralık bulduk ama bir başına ve bir sonuna da lamba yerleştiriyorum ya. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 oldu. Bu sefer tersi oldu. Bu bulduğumuz bizim aralık sayısı. Lamba bir fazlası 11 oldu. Aynı mantıkla 156'yı 12'ye bölersek ne gelir 156'yı 12? 13 gelir. 13 olduğuna göre aralık sayısı bu 13. Kaç tane lamba yerleştiriyorum? 14. Ben bunu parmağımıza benzettim, elimize benzetiyorum. 5 parmak var, arasında 4 aralık var. 4 aralık artı 1 parmak, 5 parmak. Çünkü başına ve sonuna da yerleştiriyoruz. O yüzden artı 1 diyoruz. Yine klasik bir soru. 84, 126, 210 kilogram ağırlığında 3 çuval birbirine karışmayacak şekilde torbalara doldurulacaktır. Pirincimiz hiç artmayacak ve eşit olacakmış. En az kaç torba gerekir diyor. Şimdi yine böldüğüme göre yine ne kullanıyorum arkadaşlar? EBOB kullanıyorum. 84, 126 ve 210'un EBOB'unu kullanıyorum. 84 kaçta kaçın çarpımı? 4'e bölünür. 4 çarpı 21. Yani 2'nin karesi. 3 çarpı 7. 126'yı ayıralım. 126 2'ye bölersek kaç geliyor? 4'e bölünmez bu. 2'ye bölersek ne geldi arkadaşlar? 63. 2 çarpı 63 de 9 çarpı 7'dir. 3'ün karesi çarpı 7. 210, 21 çarpı 10, 3 çarpı 7 çarpı 2 çarpı 5. Bana EBOB'ları lazım. EBOB'ları ikiler ortak 2'yi alıyorum. Üçler ortak 3'ü alıyorum. Bir de 7'ler ortak 7'yi alıyorum. 6 kere 7'den EBOB'ları ne geldi hepsinin? 42 geldi. Bu bir poşetin ağırlığı. Küçük torbanın ağırlığı. Kaç tane diyor? Evet, 84'ü 42'ye bölün. Ya da hepsini toplayıp 42'ye bölün. Buradan kaç tane gelecek? 2 tane. 126'yı 42'ye bölün. 3 tane. 210'u 42'ye bölün.
Buradan da 5 tane. Toplam kaç tane torba gerekti? 10 tane. Evet, bir bahçıvan boyutları 15 ve 27 metre olan dikdörtgen biçimindeki tarlanın kenarına ve içine hızlı soru. Eşit aralıklarla fidan dikecektir. En az kaç fidan gerekir? Aynı soruydu da ki kare parselleri ayıracaktır, köşelerine fidan dikecektir. Soru aynı. Yani şöyle bir şeyimiz var bizim. Dikdörtgen şeklinde bahçemiz var bizim. Bir kenarı 15 metre, bir kenarı 27 metre. Eşit aralıklarla içine ve kenarına böleceğim. Bu şekilde. Eşit aralıklarla ağaç dikeceğim. Şimdi o zaman zaten yine böldüğüm için EBOB kullanıyoruz. EBOB'da sorun yok. 15 ile 27'nin EBOB'u 3. 3 metre aralıklarla ağaç dikeceğim. Bakın arkadaşlar, içi de olunca dikkat edin. Bir sıraya bakalım biz. Şuradaki sıraya. Az önceki mantıkla hareket edersek 27'yi 3'e böldük. 9 tane aralık var burada. Ama kaç tane ağaç dikerim ben şu hizaya? Az önce sokak lambası sorusu gibi düşünün. 10 tane. Yani şu hizada ilk hizamız burası olsun. Bu hizada kaç tane var? 10 tane. Demek ki böyle böyle 10-10 diye gidecek mi yukarıya? Peki kaç hiza var? Ona bakalım biz. Aynı mantıkla şöyle 15'i 3'e bölüyorum. 5 aralık bulacağım. 1, 2, 3, 4, 5 aralık bulacağım. Ama birinci sıra, ikinci sıra, üçüncü sıra, dördüncü sıra, beşinci sıra ve kaçıncı sıra olacak? Altı sıra. Yukarıya doğru bu sıralardan kaç tane olacakmış? Altı sıra. Her sırada kaç tane ağaç dikeceğiz? Fidan 10 tane. Demek ki 6 çarpı 10'dan 60 tane fidan dikiyoruz. Bakın hep aynı mantıklarla hareket ediyoruz. Birini öğrendim aslında diğeri de oturuyor. Bir de ekok var sırada. Boyutları 6, 8, 10 olan dikdörtgenler prizması biçimindeki tuğlalar üst üste konacaktır diyor. Üst üste konarak bir küp yapılacak. Şimdi az önce hani dedik ya, bütünü parçalıyorsak EBOB kullanırız diye. Arkadaşlar eğer parçaları üst üste koyuyorsak da ekok kullanırız. Parçaları üst üste kullanıyorsak da ekok kullanıyoruz. Şimdi kimin ekoku? 6'nın, 8'in, 10'un ekokuna bakalım. 8 gelir, 3 gelir, 24 çarpı 5, 120 de eşitlenir bunlar. Ekokumuz 120. Bakın şuradan 3 çarpı 2. Burada 8 var. 2'nin kuvveti alıyorum. Burada da 2 çarpı 5. 5 yoktu. 5, 3, 8 alıyorum. 120. Bu 120 küpün bir kenarı arkadaşlar. Bulduğumuz küpün kenarı. Şimdi bir oda düşünün. Odanın nesi vardır? Hacmi vardır. Kaç tane sorularında dikkat edeceğiz? Küp diyorsa, tuğla diyorsa kaç tane sorularında yukarıya büyük hacim, aşağıya da küçük hacim. Yok alan varsa, hani bazen parke döşüyoruz salona, alan vardır orada da büyük alan bölü küçük alan. Ne varsa burada tuğlaları üst üste koyarak küp elde ediyorum. Hacim vardır. Büyük hacim bölü küçük hacim. Küpün bir kenarı 120 olduğuna göre hacmi 120 çarpı 120'dir. Küçük hacim şu tuğlalar 6, 8 ve 10'dur. Ne geldi? Bölersek 120'yi 6'ya bölün 20, 120'yi 8'e bölün 15, 120'yi 10'a bölün 12. Bunların çarpımı gelecek. 15 çarpı 12, 180 çarpı 20. 3600 diyoruz. Burada hacim olduğu için büyük hacim bölü küçük hacim dedik. Ve son iki sorumuz. A iskelesinden aynı anda hareket eden üç gemiden birincisi 20, ikincisi 25, üçüncüsü 30 dakikada B iskelesine gidiyor, dönüyor. Şimdi biri 20 dakikada bir. Diğeri
25 dakikada bir gidip geliyor. Biri 30 dakikada bir gidip geliyor. Üçü birden aynı anda A iskelesinden hareket edip tekrar döndüklerinde birinci gemi kaç tur yapmış olur diye soruyor. Şimdi bu 20'nin katlarında gelecek. Diğeri 25'in katlarında. Son vatandaş 30'un katlarında gelecek. 20'nin katı, 25'in katı, 30'un katı derken bunlar nerede buluşuyorlar? Katlarında, ekoplarında buluşuyorlar. 20, 25, 30'un ekokunu alacağız. Ekokunu alırsak ne gelir buradan? 20 nedir? 4 çarpı 5'tir. 25 nedir? 5'in karesi. 30 nedir? 3 çarpı 5 çarpı 2. Ortaklardan 5'in karesi büyük alıyorum. 2, 4 var alıyorum. Bir de 3 var ortak olmayan. Onu da alıyorum. Buradan ne geldi arkadaşlar? 25 çarpı 4, 300. Demek ki bunlar 300 dakikada bir başa dönüyorlar. Bana neyi soruyor? Dikkat edin. Birinci gemi kaç tur atmıştır? Her 20 dakikada bir tur attığına göre 300'ü 20'ye bölüyorum. 15 tur atmış olur diyorum. Evet, burada bir kural vereceğim yine. Kesirli sayıların EBOB'unu nasıl buluyoruz arkadaşlar? A bölü B ile ekokunu nasıl buluyoruz? A bölü B ile C bölü D'nin ekoku sorulduğunda yukarıya payın ekoku, aşağıya bölüyoruz ya, bunun da EBOB'u gelir. Yani burada ne var? 4'ün 4 bölü 3'e bölünecek, 7 bölü 5'e bölünecek, 8 bölü 7'ye bölünecek. Bunların nesi olacak? Katı olacak. O zaman 4 bölü 3, 7 bölü 5, 8 bölü 7'nin ekokunu alacağız. Yukarıya 4, 7, 8'in ekoku gelecek. Aşağıya 3, 5, 7'nin ebobu gelecek. Şimdi yukarıda 4, 7, 8'in ekoku 56'dır. 3, 5, 7 aralarından salt ebobları 1'dir. Dolayısıyla bu sayı en küçük 56 olabilir diyoruz. Evet arkadaşlar, ebob-ekok birinci dersimiz bitti. Sorularla devam edeceğiz bir sonraki derste. Onu da kaçırmayın. Yeni nesil sorular, farklı soru kalıpları, orada da devam edeceğiz. İlk konumuzda asal çarpanlarını ayırmaydı. Onu dinlemeden bu dersi dinlemeyin lütfen. Onu da dinleyin. Daha sonra bunu dinleyin ve sıradaki konumuz EBOB-EKOK yeni nesil sorular olacak. Birlikte bir sonraki derste buluşmak ümidiyle.